Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Dünden beri değişen bir şey yok aslında. İnçıklar yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hani bizim için önemli olan bu kanalın içine girmekti biliyorsunuz. Kanala geldiğinde satış yedi arkadaşlar. Kanala giremedik maalesef. Şimdi adamlar nasıl diyeyim arkadaşlar. Ne yapacağı belli değil. Hani öyle bir algı yapıyorlar ki. Böyle iştahlandırıyorlar, düşürüyorlar. Tam diyorsun düşüş başlıyor, tekrar yükseltiyorlar. Yani long shortları patlatıp duruyorlar arkadaşlar. Gün içi trade yapanları patlatıp duruyorlar. Tabii bizim gibi sabırlı olanlar etkilemiyor adamlar. Hani ben bu hareketler varken gayet sakin bir şekilde yoluma devam ediyorum. Yani hiçbir pişmanlık duymadım. <laughs> Ve sabretmeye de devam edeceğim. Tekrar diyeyim arkadaşlar, beklediğim hareket ne biliyor musunuz? Bir %25 daha almak için hepsi bu. Bakın şu hareketi bekliyorum. O zaman bir %25 daha alırım. Fazla bir kaybım olmaz ki. Ki yükselse bile benim için avantaj %25 bitcoin'dayız zaten. Veyahut düşme riski devam ediyor biliyorsunuz. O yüzden zaten %100 alım yapmıyorum. Yani hala ve hala biz bu kanalın altındayız arkadaşlar. Bu önemli. Niye önemli? Şimdi bir kanal varsa kırıldıysa. Yani teknik olarak kanal derinliği kadar düşüş bile gelebiliyor arkadaşlar. Yani bunu daha önce tecrübe ettik biliyorsunuz. Hemen o grafiğimize gidelim. Bakın arkadaşlar. Daha önce biz haftalarca bu kanalı takip ettik. Videolarımızda yer verdik, değil mi? Bu kanal kırılınca hedefi neydi? Kanalın derinliği var biliyorsunuz. Derinliği hedefiydi arkadaşlar. Kanal burada kırıldı. Şöyle derinliği kadar düşüş hedeflemiştik biliyorsunuz. Daha 45 binle nakite geçtiğimde 28 bin hedefini vermiştim. Bakın nokta atışı gelmiş doğru görüyor musunuz? Yani bu kanalın hedefine gelindi. Çalıştı. Yani kanal aşağı kırıldığında kanal derinliği kadar hedefi var bunun. Ama her zaman çalışmaz arkadaşlar. Öyle bir ihtimal varsa dikkatli olmak lazım. Diğer bir hedef vardı. O da ayı bayrağı hedefiydi arkadaşlar. Şöyle bir ayı bayrağımız vardı biliyorsunuz. Bu bayrak direği bayrak. Onun hedefini de buraya çizmiştik. 18 bin dolar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir direk vardı. Kırılım burada geldi. O da 18 bin dolarları işaret ediyor hemen hemen. Yani böyle bir tehlike var. 18.000 Yani ayı bayrağı hedefi. Bir de deminki grafiğe gidelim. Bakın arkadaşlar yüzde yüz gelir demiyorum. Sadece böyle bir tehlike var diyorum. Burada da bir kanal var. Kırıldı ve onun derinliğine bakınca da. Bakın arkadaşlar. Şu, pardon. Şöyle yaptısak Kanal burada kırılıyor. Bakın onun hedefi de 14 bin dolar. Yani böyle de bir tehlike var. Şimdi bunlar varken ben dikkatli olurum arkadaşlar. Diğer taraftan da. ya yani Şimdi bu kanalın içine girse senaryo ne olabilir? Oraya geleceğim şimdi de. O zaman yolu uzatırlar arkadaşlar. Ee, diğer taraftan da sırayla gidelim. Haftalıkta da MA 200'ümüz var biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Beyaz ortalama. Hani bir ihtimal oraya da düşebiliriz. Onun bulunduğu seviyede 22 bin dolar seviyesinde. Yani bu tehlikeler devam ediyor. Şimdi diyelim kanalın içine girdik. Senaryo ne olur? Öncelikle şu grafiğimi bir açayım size. Bunu az sonra yeniden çizeceğim. Şöyle. Bakın bu bizim ana kanalımız Bitcoin'de ana kanal. Yani ne zaman başlıyor bu kanal? 2014-13 yılında başlıyor. Yani biz bunu yıllar önce de anlattık. Ee, geçen sene de anlattık. Ee, eski takipçiler bilir. Ondan önceki sene de anlattık arkadaşlar. Yani önemli bir kanaldır bu. Alt çizgisi ve üst çizgilerinden oluşturduğum bir kanal. Ve gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bakın tepe burada tepe kanal üst çizgisi dip buradaki dip kanalın alt çizgisi gördünüz mü? Orta çizgisine bakıyoruz. Orta çizgisinden satış görüyoruz burada bakın. Burada da orta çizgisi önemli destekmiş kırılınca retest geliyor alt çizgiye düşüyor. En son biz 69 bin zirvesinde tekrar orta çizgiden düştük. Sadece şurada bir fake out görüyoruz arkadaşlar. Fake out görüyoruz. Yani bu kanalın alt çizgisine de düşme ihtimalimiz var. Oran neresi mesela bir bakıyoruz 19.890 seviyelerinde. Yani kabaca 19.800 diyelim arkadaşlar. Kanalın alt çizgisi orada. Şimdi aylık grafiği açalım. Aylık grafik ortalamaları açalım. Bakın mesela kırmızı ortalama MA50. Hemen hemen kanalın alt çizgisine örtüşüyor. Bollinger bandını açalım. Bakın aylık Bollinger alt bandı da tam bu çizgide arkadaşlar. Yani böyle de bir ihtimal olduğu için full bitcoin almadım. Olumlu sinyal aldık. O da 3 haftalıkta biliyorsunuz. Yani 14 bin gelir demiyorum. Bakın belki düşüş gelirse <laughs> bu kanalın alt çizgisinden toparlayabiliriz. Bollinger alt bandına gelir aylıkta. 20 bin seviyelerinden hani toparlayabilir. Eğer düşüş devam ederse altını çiziyorum. Kimse bilemez arkadaşlar buradan daha düşecek mi? Buradan tekrar yükselecek mi? Yani bunu kimse kestiremez. Sadece adım adım gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu konuya gelmek istiyorum. Diyelim şu kanalın içine girmeyi başardık. Şöyle. Bak günlükteki kanalımız. Diyelim bunun içine girdik. Gün kapattık. Bir yüzde yirmi beş dağılırım. O zaman senaryom ne olur? Şöyle olur arkadaşlar. Şuradan bir düşen tren çizeriz. Şöyle. O zaman şuna benzer hareketleri bekleriz. Diyelim kapattı kanalın içinde üst çizgisine gitmesini bekleriz arkadaşlar. Ondan sonra kıramazsa <laughs> yeniden düşüş dalgası gelir. Ondan sonra yolumuza bakarız. O noktaya gelirse satış yaparım. Çünkü ben buraların ayı piyasasının <laughs> en dibi olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar kolay olmamalı arkadaşlar. Bu kadar kolay olmamalı. Şimdi buna buna e, ee, nasıl diyeyim bunu daha net anlatabilecek grafik var elimde. Onu da göstereceğim. Ama evvela diyelim girdi içine yüzde 50 almış oluyorum. Ve 39 bin belki 40 bin artık ne zaman varırsa bu üst çizgiye oradan okuturum arkadaşlar. Tekrar okuturum. Şimdi şöyle de bir tehlike var. İki aylık grafik. Burası önemli. Hani burası önemli. Şimdi iki aylık bazdan bakınca Gördüğünüz gibi yani bu bizim tarihi grafiğimiz 2 aylıkta. Şimdi şöyle arasay ve stokastik arasay tamam mı? Arasay'da zaten alçalan dibimiz var bizim. Bunu daha önce söyledik 4 aydır söylüyoruz 2 aylıkta arasay'da alçalan dip var. Bu tehlikelidir ee, ve stokastiğe bakıyoruz. Bakın arkadaşlar daha hala al sinyali vermemiş. Şimdi şu stokastik hareketlerine bakın arkadaşlar. İki aylıkta daha önce 2018 ay piyasasında şöyle bir hareket yapmış. Gördünüz mü? Şimdiki ay piyasasında da aynı hareketi yapıyor. Bitcoin ne zaman dip yapıyor biliyor musunuz? Stokastik arasay al sinyalini teyit edince. Peki bunu ne zaman yapıyor? Bakın arkadaşlar şu noktada al sinyali teyit ediliyor. 1 Mart 2019'da. Bitcoin nerede dip yapmış? 3100 dolarda. 1 Mart 2019'da teyidi geliyor. Bitcoin nerede biliyor musunuz? 3800 dolarda. Yani aslında boğanın yani boğa demeyeyim de uzun vadeli dip teyidini Bitcoin 3800 dolarda yapıyor ve dip seviyemiz 3100 dolar. Diyelim sen 3800 dolardan aldın. Nerede nereye kadar gitti? Bakın 69 bin dolar. Neredeyse paranı 2'ye katla 20'ye katlamışsın değil mi? Bir 16x var hemen hemen. Yani ne güzel çalışmış. Şimdi dip ne zaman yapılır? 2 aylık stokastik bir gün al verdiğinde deriz ki tamam Bitcoin'de dip yapılmıştır. Zirveler de o şekil. Bakın sat veriyor 2 aylıkta. Bitcoin ayı piyasasına giriyor. Sat veriyor 2 aylıkta ayı piyasasına giriyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> Yani bence önemli bu. Burayı da ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz. Şimdi 2 aylık stokastik arasay al vermezse kolay bir şey değil arkadaşlar. Niye? Çünkü 2 aylık da kapanış yapıyor. Misal 2 ay sonra kapanış gelir. Yani 1 ay kalmış 27 gün kalmış kapanışa 2 aylık. Orada bir bakacağız. Atıyorum 27 gün sonra bu turuncuyla mavi iyice aşağı inmiş olur. Ondan sonra bir hareket gelirse bir iki ay sonra da al şeklinde kapatırsa o zaman sinyal almış oluruz. Yani bu sinyalin çalışması için minimum 3 ay var arkadaşlar. Minimum 3 ay var. Yani geçmişteki gibi böyle teyidini yapacaksa 3 aylık bir zamandan bahsediyorum size. Bakın 27 gün sonra 2 aylık kapanış var. Yeni bir mum açılacak. O zaman bu ortalamalar aşağı eğim verecek. Yeni mumla da bir yükseliş yaparsa üsever al sinyali üretecek. Misal ondan sonra 2 aylık kapanış geldiğinde de teyidini alacağız. Yani 3 aylık bir süreçten bahsediyorum. 3 ay içinde her şeyi yapabilirler. Yol uzatabilirler, değil mi? Yani az önce bahsettim. Kanalın içine girip belki bir 39-40 bin dolarlara bile gidiş görülebilir arkadaşlar. Yani şu senaryo Çalışabilir. Niye olmaz? Şöyle yapalım. Bakın şu senaryo çalışabilir. Mümkündür arkadaşlar. Teknik olarak kimse itiraz edemez bu duruma. Ee, şöyle. Ana düşen trend burası şimdi değil mi? Zirveden gelen düşen trend burası. Diğer taraftan da şöyle bir tehlike var. Bizim bir düşen trendimiz daha vardı. Şöyle. Hani buraya da bir düşme riski var. Yani atıyorum kanala giremez. Yani şuna benzer de bir hareket görebiliriz. Değil mi? Bu da mümkün yani. 20 bin dolarlar işaret ediyor bu da. Yani aslında 20 bin riski devam ediyor. Ta ki kanalın içinde günlük kapanış yapana kadar. O zaman güzel bir alım yapılabilir. Şuna benzer bir hareketlilik görebiliriz arkadaşlar. Daha sonra yapar, yapacağı dibi. Bu da bir senaryo. Bu da bir senaryo. Öyle bir durumda da buradaki kanal bozulmuş olur ve 14 bin hedefi iptal olur diye düşünüyorum. Yani bazı tehlikeler daha var tabii. Mesela vadeli işlemlerde geplerimiz var. Bunları da baz alıyoruz arkadaşlar. Pardon bir yazamadık. Bakın vadeli işlemlerde geplerimiz var biliyorsunuz. Bir gapimiz 35.200'lerde var. Bir tane 23.825'de var. Bir tane de 18.475'de var. Yani bunları doldurmaya gidebiliriz. Böyle de bir tehlike var. Diğer taraftan da 9.700'lerde gapimiz var. <laughs> bu dolabilir mi? Neden olmasın? Farklı bir senaryo göreceksek niye dolmaz? de olmaz? Ve bu gap biraz tartışma konusu. Daha önce çok değindim. Hani boşluğun içine bir iğne atılıyor. Hani doldu mu dolmadı mı? tartışma konusu arkadaşlar. Gerçekten bakın boşluğumuz bu kutu. Kutunun içine bir iğnesi var. Hani komple doldurmadı ama hani iğne atıldı en azından kutunun içine bir soru işaret. Ama böyle de bir ihtimal var. Bakın 9700. Şimdi şöyle yaparsak. Bunlar sadece bir senaryo arkadaşlar. Anladınız mı? Hani şu gelecek bu olacak öyle bir şey demiyorum. Sadece senaryolar anlatıyorum size. Yani teknik olarak mümkün olabilecek senaryolar anlatıyorum. Mesela bakın bu tarihi grafiğimiz. Tarihten beri ayı piyasaları geliyor. Boğa piyasaları geliyor değil mi? Bu bizim üçüncü ayı piyasamız. İlki 2013 yıl 14 yılında olan bir ayı piyasası. Diğeri de 2018 yılında olan ve şimdiki de 2021-22 yılında olan ayı piyasası. Şimdi daha önceki ayı piyasalarında yüzde kaç düşmüş bitcoin ona bakacağız. Bak ilkinde yüzde 86 düşmüş. Orada dip yapmış. İkinci ay piyasasında 20 bin dolar zirvesinden 3.100'e düşerken yüzde 84 yapmış. Yani ilkinde 86, burada 84. Diyelim burada da ona benzer bir düşüş yapıyor. Bakın arkadaşlar, şöyle 85 düştü diyelim veya 84, 85, 10 bin dolarlara falan geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani gebi doldurma ihtimali oluyor bu sefer. Böyle de bir senaryo var. Atıyorum. Buraya da bir yatay atarız. Şöyle. Ondan sonra bakarız e, mantıklı mı değil mi? Bakın. En altta kırmızı çizgi. Şöyle bakınca bakın. Destek olarak çalışmış. Direnç olarak çalışmış. Bu kırmızı çizgi değil mi? Burada direnç olarak çalışmış. Direnç. Direnç. Kırıyoruz. Rites yapıyoruz. Boğaya giriyoruz. Bakın 9800 dolar. Yani öyle de bir ihtimal var. Yani arkadaşlar sırayla gideceğiz. Hani burayı bekliyoruz veya şurayı bekliyoruz gibi değil. Baktık durum iyi gidiyor. Tekrar alacağız. İlla hani şöyle diyeyim. E, hedefi beklemeye gerek yok. İlla hedefi beklemeye gerek yok. Hedefi beklerken güzel dalgalanmalar olur. Al satlar yapılır. Anladınız mı meseleyi? Şöyle gideyim. Mesela atıyorum hedef 20 bin dolar. Attım tamamen tamam mı arkadaşlar? Bekleyeceğim ki gelsin. Ama o esnada şöyle bir hareket geldiğini farz edin. Bak şöyle bir hareket geliyor esnada. Sen 20 bin bekliyorsun nakittesin. Diyelim kanalın içinde kapattı böyle. Sen hala 20 bin bekliyorsun ama oradan da şöyle 39 binlere falan gidiyor böyle. Yani çok güzel bir yükseliş değil mi? %30'a yakın yükseliş yapar bu. Ve sen bunu kaçırıyorsun. Niye 20 bin bekliyor? Ondan sonra belki buraya geldiğinde diyorsun ki ne oluyor ya boğa mı geliyor falan. Sen 20 bin beklerken birden buralardan almaya başlıyorsun. Oradan da tekrar düşe geçiyor. Yani böyle şeyler olabiliyor. O yüzden ramço sözüdür. Beklentilere göre değil adım adım gidiyoruz. Değil mi? Olay bu. Ve taktiğimiz ne bizim? Aç Açgözlü olmamak. Azla yetinmek. Değil mi? Ne en dipten almak hedefimiz var ne en tepeden satma hedefimiz var. Orta yolu buluyoruz arkadaşlar sıkıntı yok. Yani son kaç aydır hiç zarar etmedik. Farkındaysanız hiç zarar etmedik. Kaç ay oldu arkadaşlar. Daha biz nereden beri uyarıyoruz. Yani e, daha önce de zarar ettiğimizde şöyle kardan zarar. Çünkü daha önce biz boğa sezonunda çok güzel paralar kazandık. Ayı trendine evrilirken bakın şu noktada bir fake out yaptılar işte. Yeni bir rekor kırdı bitcoin. Normalde Bitcoin rekor kırdı mı rally beklersin. Ve ne yaptılar? Rekoru kırar kırmaz ayı piyasasına soktular. Bakın 65 bin zirvemiz vardı. 28 bin dibimiz vardı. 28 binden tekrar 65 bine gitti. Oradan biraz daha yukarı gitti. 69 bin Bitcoin bildiğin rekor kırdı. Ve tarihten beri hiçbir zaman böyle rekor kırıp da ayıya girdiği görülmemiş. Yani burada fake out yaptılar arkadaşlar. Atıyorum biz oraya kadar kazandık. Ama oradan bir sepet yapıldı boğa başladı gibisinden oradan ufak bir zararımız var. Yani zarar kes yaptık biz orada. Ama zarar kes yapmasaydık. Şu an bitcoin nerelerde? Değil mi? Ondan beridir de kimseye ne aldırdım ne bir şey yaptırdım arkadaş. Ara ara al satlar yapılabilir tabi. Önemli destek hedef bura gibisinden. Hani tüyolar taktikler verdik ama şu koca düşüşte hiç yara almadık. Hiç yara almadık. Şimdi ben Nereden beridir nakitteyim öyle değil mi? Ya buradan yani endi bir yakalasam ne yakalamasam ne arkadaşlar. Öyle düşünün yani. E veya sen üzülme yani endi bir yakalayamadım diye. Üzülme. Sen ne zamandan beri nakittesin diyelim. E yüzde alttan alabiliyorsun bitcoin'u. Yani buna sevinmen lazım ki şurada insanlar çok büyük paralar kaybetti. Gerçekten büyük paralar kaybetti. Yani birçok altcoin'de Yüzde seksen doksanlık düşüşler geldi. Ve şu bölgede Luna diye bir mevzu var biliyorsunuz. Luna'yı biliyorsunuz yani. Orada elde avuçta ne varsa aldılar. Yani çok zararlar ettiler. Sen şükredeceğine diyorsun ki en dipten alamadım. Yani arkadaşlar bu kadar şükürsüzlük iyi bir şey değil. Yani sadece etrafına bak. Kimler ne kadar zarar etti ben ne kadar alabiliyorum alttan. Ben ne kadar zarar ettim? Mesela bunu düşün sadece. Kendini motive et. En alttan alacağım derken bazen tren kaçar. Değil mi? Yani tamamen şu örnek. Diyelim 20 bin bekliyoruz. Gelmiyor 20 bin. Buradan tekrar gidiyor böyle. İşte sen beklerken en bir tren kaçıyor bu sefer. Öyle düşünebilirsin. En tepedesin mesela. Sen daha yukarıları beklerken satmazken birden düşüş geliyor. Bu sefer diyorsun ki düşüyor tekrar yükselir nasıl olsa yükselmiyor. Ve buralara kadar geliyor. Sen çok güzel kardayken gırtlağa kadar zarara giriyorsun. Öyle düşün yani. Bu işler böyle. Aç gözlü olmayacaksın bu piyasada. Yani azla yetinmeyi bileceksin. Kazanç varsa çok şükür diyeceksin. Başkalarına bakacaksın sürekli. Adamlar ne kadar zarar etmiş. Böyle kendini geliştireceksin, motive edeceksin. Ve zarardaki arkadaşlara da söyleyeceğim şu. Madem paranın yarısından fazlasını kaybettin. Ne yapman gerekiyor? Bakın zarar kes yapılmak yapılacak yer değil artık. Zarar kesi daha önceden yapacaktım. Ben çok uyardım sizi. Son 3-4 ayın videoları sıf uyarma üzerine geçti biliyorsunuz. Belki daha fazla. Hani bu sene komple uyar, uyardım diye hatırlıyorum ben. Daha nerede biliyor musunuz? Ee, şuradan beridir uyarıyorum arkadaşlar. Tarih bile vereyim size. Şurada Bollinger orta bandı kırılmıştı. Şu noktada Aralık 2021'den beri ben herkesi uyarıyorum arkadaşlar. Ne kadar olmuş? 6 ay olmuş. O zamandan beri geçmedi nakide. Şimdi ta buraya gelmiş. E, Baya bir paran gitmiş. Yarısından fazlası gitmiş. Buradan nakite geçilir mi? Yani arkadaşlar yapacağım bir şey var. Uzun vade için buralar alım yeridir. Uzun vade için. Tamam mı? Hani daha dipleri de görebiliriz ama uzun vadede Buradan alan adam üzülmez diye düşünüyorum. Uzun vade dedim ne? Yarılanma diye bir şey var Bitcoin'de. Halkingler var. Her dört seneye bir gerçekleşiyor da. 2024. Yani bu sene bir ralli geleceğini düşünmüyorum. Gelse gelse mini bir rallycik gelebilir. Ama o büyük yükselişler. Benim öngörüm 2024'de kaldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. 2024 yılına yatırım yapacaksan buralar güzel yerler. Daha alttan da alabiliriz belki. Anladınız mı mevzuyu? Ama hani sen buradan zararına satıyorsun ya. Ondan sonra yükseliş gelir. Sen yukarıdan bir daha alırsın. Hani çünkü pişman olursun dipten sattığına. Yani ben yaşadım bunlar arkadaşlar. Hani yıllardır bu işin içindeyim. Acemilik zamanlarımda ben çok yaptım o hatayı. Hani diplerden zararına satıp yükselince tepeden bir daha aldım. Sonra bir daha düşüş geldi. Daha fazla zarar ettim. Yani senin yapacağın şey zarardaysan Yeni bir dip yapılıyorsa oradan yatırım yapacağım. Yani bir ekleme yapman gerekiyor. Niye biliyor musun? Senin o düşüşlerde dipten ekleme yaptığın şey süreye kadar şimdiki yere yükselirse sen çok büyük kazanç elde edeceksin. Öyle düşün yani. Ama bunu da tutman lazım. Çünkü buradan satarsın. Adamların sağ sonu belli olmaz dediğim gibi yükseliş yaparlar pişman olur. Yani insanlar 69 binde kuyruğa girdi Bitcoin almak için. Ve şu an 30 bindeyiz. Yani oradan alan adam mı şanslı yoksa buradan alan adam mı şanslı gibi düşünebilirsin yani. Olay bu arkadaşlar. Hani vereceğim mesajlar bu. Şu an biz günlük bazda nereyi takip ediyoruz? Kanalı takip ediyoruz. İçine girmedikçe tehlike devam ediyor. İçine girersek de o zaman zaten %25'im vardı. Bir %25 daha alırım arkadaşlar. Haftalık bazda yükselen tepeyi görürsem full artı full girerim. Bakın haftalıkta şöyle bir düşüş yaşadık. Şu an bir tepki var. Bir yerde tepe teyit edilir. Üzerinde hafta kapatır. Yükselen tepe yapar haftalıkta. Bana göre yeterli bir sinyaldir arkadaşlar. O zaman %100 girerim bitcoin'a. Bu olmadıkça yarı yarıya beklemeye devam ederim. Niye? Aç gözlü değilim çünkü. O %50 ile kazanacağım bile beni tatmin eder. Bakın. Şurada haftalıkta alçalan tepeler var. Görüyor musunuz? Dip yapılıyor. Alçalan tepe. Burada yükselen tepe yapılıyor arkadaşlar. Şu, şu noktada. Gördünüz mü? Ondan sonra sağlam bir yükseliş geliyor. Öyle düşünelim. Sonra bir daha düşüş geliyor. Burada pandemi ilan ediliyor. Arkadaşlar. Bakın burada çok büyük bir tuzaktı. Çok büyük bir tuzak. Burada yükselen tepeye yaptı, düştü, pe tekrar yükselen yani tüm dünya piyasaları düştü arkadaşlar. Ama burada da çok güzel bir al sinyali gelmişti. O da neydi? Bakın. Şöyle az önce gösterdiydim aslında size de. Video biraz uzun oldu arkadaşlar. Bayağıdır uzun video çekmiyorduk. Neydi ora? Şu olması lazım. Bakın şu ana kanalımız vardı ya gösterdim. 2013 yılından gelen. Bakın o pandemi ilan edildiğinde tam şurada dip yaptı. Gördünüz mü arkadaşlar? bakın. Tam kanalın alt çizgisinde dip yaptı. Güzel çalıştı. Diğer taraftan da 3 haftalıkta da Bollinger alt bandına gelmişti orada. Gördünüz mü? Güzel alım yerleri bura. E şimdi de Bollinger alt bandına geldik. Bakın bu borsada gelmemiş ama Bitstamp'ten yapıyorum ben genelde analizi. Şöyle. Bakın biz burada da bollinger alt bandına geldik bir haftalık. Yani yüzde yirmi beş alım yapma sebebimden biri de budur. Ne olur? Yolu uzattırıp bollinger alt bandı eğim verir bir kere daha oraya düşebiliriz mesela. Bunlar olabilir. Dediğim gibi geleceği ben bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben ben yazıp çizmiyorum. E, piyasa yapıcısı değilim ben. Kimsenin adamı da değilim. E, Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hesap kitap yapıyorum. E, doğru bir şekilde al yapmaya çalışıyorum. Genel beklenti 20 bin dolar. Potansiyeller de var. 18 bin dolar gibi mesela. Belki de 14 bin. Bunlar da potansiyeller arasında. Gelir veya gelmez. Değil mi? Ben ona takılmıyorum arkadaşlar. Ben şu an yürüyorum yolda gidiyorum. Atıyorum önüme bir engel mi geldi? Onu aşıp geçmeye devam ediyorum. Öyle değil mi? Şu an atıyorum yürürken önümüze bir engel çıktı. Onu aşıp geçeceğiz. Değil mi? Eğer engel aşabildiysek o zaman yolumuza devam edeceğiz. E şimdi biz buradaki engel aşıyorsak, Şöyle buradaki engel aşabilirsek yolumuza devam ederiz. Değil mi? Açamazsak engele takıldık. Tekrar geri geri gideceğiz yani. Olay bu. Yürümeye devam ediyoruz biz. Yürümeye devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yol boşsa yürürüz, engel varsa dururuz. Öyle düşünün. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.